Merhaba gamer dostu takipçileri. Bugün sizlere Tencent uygulamasından mobil PUBG'yi nasıl 60 FPS oynayabiliriz, nasıl daha iyi oynayabiliriz, daha kaliteli oynayabiliriz bunları anlatmaya çalışacağım. Ee, YouTube'da ve daha birçok mecrada bununla ilgili birçok video var. Çoğusunu ben de denedim ama bilgisayarımda işe yaramadı ya da genel olarak işe yaramıyordu bilmiyorum. Öncelikle çoğu Tencent kullanıcısında ayarlar kısmında motora geliyoruz. Buradaki çözünürlükte 1920x1080 görünmüyor. Burada sadece 1366 ve 1-2 tane daha çözünürlük görünüyor. Ve bu da oyun içerisindeki kaliteyi oldukça etkiliyor. Peki bunu nasıl çıkartabiliriz? Onun dışında burada nokta nokta var. Tabi burada kendimizde bir çözünürlük belirleyip yazabiliriz buraya fakat bu buraya yazdığımız çözünürlük oyun içerisinde veyahut da Tencent emülatörünün içerisinde geçerli olmuyor. O yüzden buraya 1920 veyahut da ekran çözünürlüğümüz kaçsa en yüksek 4K da olabilir, 2K da olabilir. O çözünürlükleri nasıl buraya getirebiliriz? Öncelikle onu anlatmaya çalışacağım. Onun için ne yapıyoruz? Şuradan Tencent Tencent mobile ya da mobil PUBG ya da Tencent emulatörü sağ tıklayıp dosya konumunu açıyoruz. Buradaki App Market Exe dosyasını sağ tıklayıp özelliklerine geliyoruz. Uyumluluk sekmesinden tam ekran iyileştirmelerin devre dışı bırak. Bu seçili olacak arkadaşlar. Bunu seçtikten sonra yüksek DPI ayarlarını değiştir de Normalde siz girdiğinizde şu şekilde görünür fakat burada yüksek DPI ölçeklendirmelerini davranış davranışlarını geçersiz kıl yani uygulamaya bırakıyor. Buradaki seçeneği seçtiğimiz zaman bu ayarı uygulama içerisinde yaptığımız ayarların aktif olmasını sağlıyor. Şuraya tamam diyoruz, şuna da tamam diyoruz. Bu sekmeden App Market'ten bir önceki sekmeye geliyoruz. Burada UE diye bir klasör var ona giriyoruz buradan Android emülatör egzeyi sağ tıklayıp tekrar özelliklerine aynı aynı ayarları burada uyguluyoruz tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırak Ayrıca yüksek dp ayarlarında uygulamaya önceliğini veriyoruz tamam diyoruz aynısını Android render'a e da yapıyoruz buraya da bu ayarları uyguladıktan sonra tamam deyip klasörleri kapatabiliriz bu ayarları uyguladıktan sonra klasörümüzü kapatalım buradan oyundan çıkıyoruz. Tencent'i komple çık diyoruz. Komple çıkış yaptıktan sonra tekrar mobil PUBG'ye girebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz açıldı. Oyunumuz açılırken şuradan biz aynı menüye gidelim. Ayarlara girelim. Buradan motora geldiğimiz zaman Artık sizde de çözünürlükte daha fazla seçenek görülecek. Normalde sadece bunu seçebiliyoruz. Yani ilk emülatör yüklendiği zaman bu seçenek var. Artık sizde de bu çözünürlük göründüğüne göre emülatörünüz daha net, daha yüksek çözünürlükte olacak. Burada DPI ayarını 480'e getiriyoruz. İşlemci şimdi sizin bilgisayar özelliklerinize göre buradan işlemcinizi en yüksek yapabilirsiniz. Eğer ki bilgisayarınıza güveniyorsanız. Onun dışında otomatik yapmanızı bilgisayarınız için tavsiye ediyorum. Düzgünleştirme de bilgisayarı yoran bir özellik. Ekran kartınız çok iyi değilse bunu kapalı tutmanızı öneriyorum. Özelliklerde 8 GB ya da 16 GB RAM'im var. Minimum 2 GB GTX 950 ya da 960 ekran kartım var diyorsanız bunları tabii ki de en yüksek ayara getirmeniz daha iyi olur. Onun dışında oyun ayarlarından oyun çözünürlüğünü HD yapabilirsiniz. Ekran çözünürlüğünüz eğer ki Full HD ise yani x 1080p değil ise 1368 ise yani 1300 pardon 1366'ya 768 ise buradan oyun çözünürlüğünü SD yani 720p yapın. E, bu ayar çok önemli. Ama Full HD ise tabii ki de monitör HD'ye getiriyoruz. Eğer ki 2K ise 4K ise Ultra'ya getirebilirsiniz aynı zamanda dediğim gibi bilgisayarınızın ekran kartına ve işlemcilerine güveniyorsunuz onun dışında görüntü kalitesi bunu otomatik yapın e, zaten bilgisayarınız çok iyiyse oyun içerisinde en yüksek ayara gelecektir e, ama yok e, ben zorlayacağım sınırlar diyorsanız da HD'ye getirebilirsiniz burada otomatik yaptık biz motorumuzda her şeyi otomatik yaptık DPI'mizi de düşürdük yani bu DPI daha çok e, piksel başına e, santimetre düşen piksel yoğunluğu bu. Tabi e, tabii monitörde ne kadar işe yarıyor orası tartışılır. Ayarlarımızı dediğimiz gibi buradaki işlemeyi de akıllı mod yani ekran kartınızın en uyumlu olduğu e, modu seçecektir. İşlemem önbelliği seçili. Genel işletme önbelliğini zorunlu kıl seçili. Dahili ekran kartına öncelik tanı. O seçmiyoruz. Nedir bu diyeceksiniz? Örneğin bilgisayarınızda iki tane ekran kartı var. Biri dahili olan. Dahili olan dediğimiz Intel'in HD 4600-4500 ekran kartları. Bunu seçerseniz bir oyunu orada çalıştırmaya e, zorluyor emülatörü. E, fakat o ekran kartı oyun oynamak için uygun değil. O yüzden sakın seçmeyelim. Render optimizasyonunu da açık tutuyoruz. Bu ayarları yaptıktan sonra kaydet diyoruz. Ve e, o ayarlarınızın tekrar seçilmesi için oyundan çıkıp tekrardan tüm Tencent emülatörünü çalışan bütün sekmelerini kapatıyoruz ve tekrar oyunumuzu açıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuzu tekrar açtık. Şimdi bir antrenman moduna girelim. Evet oyunumuz açıldı. Şimdi bir silah alalım hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an oyunumuz hani 59 FPS, 60 FPS civarında seyrediyor. Şöyle hızlı bir mouse hareketleri de yaptım da yani FPS'te bir düşüklük yok. Şimdi bir 49'a düşüp çıktı. Oyunumuz şu an çok akıcı yani e, yaptığımız ayarları siz de uygularsanız e, aynı durumla karşılaşacağınıza inanıyorum. Hala düşük FPS salan arkadaşlarımız var ise e, bunları e, yorum kısmında belirtin bana e, dönüş sağlayacağım size. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi unutmayın, abone olmayı ve arkadaşlarınızı önerebilirsiniz kanalımıza destek olmak için hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.